Ankara Şerefli Koçhisar'dayız. Şerefli Koçhisar'ın Şanlıkışla mahallesindeyiz ve bir otlakiyedeyiz, bir mera alanındayız. Ve arkamızda da görmüş olduğunuz gibi koyunculukla uğraşan yetiştiricilerimizin yanındayız. Yücel Bey, Cemalettin Bey, Orhan Bey ile birlikteyiz. Hemen işte ne diyelim, sağ tarafımızda da Tuz Gölü'nün o güzel manzarası böyle iki dağın arasından çıkmış vaziyette. Çok güzel bir ortam. Tabii biz Ankara'dan böyle yerlere gelince böyle bir oksijen devamlı çatması. Yani. Evet. Devamlı bekliyoruz. Biz de istiyoruz. Buyurun, inşallah yani. Geleceğiz. İnşallah, yani. İnşallah geleceğiz. Evet, işte dediğimiz gibi bir küçükbaş hayvancılık işletmesine geldik. Ve tabii ki konumuz hayvancılık, küçükbaş hayvancılık. Ve onun genelinde de aslında Türkiye'nin hayvancılığını konuşacağız. Evet. Biraz da tarımını da ele alacağız gibi geliyor. Çünkü çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz... Beraber ikisi de beraber. Tabii yani beraber hayvancılık gibi. Ve tarımı ayırmamak beraber lazım. Gibi, evet. Artı tabii aslında hayvancılığı da sanki tarımın bir ek kolu gibi falan görmek de yanlış. Besliyor yani, tarım olmasa... Aynen öyle. Evet. Yücel Bey'den başlayalım. Evet. Yücel Bey nasılsınız, iyi misiniz? Uzun süredir telefonla görüşüyoruz ama artık bugüne nasip oldu. Kısmet bugüneymiş diyelim. Evet, ben Şanlıkışla Muhtarı Yücel Kaşka Bey. Siz aynı zamanda muhtarsınız. Evet, ben şahsım adına özellikle Ulusal Kanal TV'sine ve yönetmenine ve kameracıya özellikle de size Cenk Özdemir Bey'e teşekkür ederim. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz. Evet. Hoş bulduk diyelim. Evet, inşallah biraz daha geleceğiz buraya. Evet, inşallah. Öyle bekleriz. Gözüküyor. Evet. Şimdi Yücel Bey, birazcık sizin sürünüzden bahsedelim. Evet. Bu alan işte mera. Evet. Ne kadarlık bir alandı burası? 9700 metrekare. 9700 evet. Metrekarelik. Aslında geniş, küçükbaş hayvancılık için de uygun bir çok alan uygun gibi bir yer. Gözüküyor ama şimdi belki seyircilerimizin de dikkatini çekmiştir. Evet. Soğanları görüyoruz. Evet. Yemliklerde evet. Soğanlar evet, var. Aynen. Ve sürünün içerisinden geçerken de böyle bir buram buram bir soğan kokuyor. Evet, aynen öyle. Hani insan bir soğan yer ağzı kokar ya. Koyunlarda evet, böyle. Evet. Niye böyle yaptınız? Önce oradan başlayalım. Evet. Meramızın çok kısır olduğundan dolayı, meramızın ot olayı çok az olduğundan dolayı ve çoğunlukla çabalarımızla para gücüyle soğan aldım. Şeker pancarı aldım. Buğday, yem, besi yemi. Meramızın ıslah olmadığından dolayı özellikle 9700 dönüm bir arazi terk edilmiş durumda. Bunun özellikle bir ıslah olmaz. Islah olduğu zaman 10.000 koyun da burada yayılabilir. Şu anda 1000 koyunu ben yayamıyorum ve paramdan, gücümden yem alıyorum, soğan alıyorum. Patates de sipariş ettim. Başka yapacak bir şey yok. Patates de yedireceksin. Evet, yedireceğim. Aksine de bu küçükbaş ucu açık mera olmadığı müddetçe beslenemez. Bu büyükbaş gibi değildir. Bunun bir tarafı illaki meraya dayanması gerekir. Meramızda ot kısıtlı. Burası biraz kırsal. Tuz Gölü'nde etkisi çok. O yüzden ot burada çok olmuyor. Ancak burada dolaştırmak amacıyla bu merayı kullanabiliyoruz. Burada devlete tabii yine büyük bir yük tabii, düşüyor. Evet. Bu meraların aslında böyle bir iyi bir ıslah çalışmasıyla evet. iyi bir ot varlığına kazandırılsa dediğiniz gibi 10.000 koyun burada küçükbaş yetiştirilebilir. 10.000 koyun rahat yetiştirilir. Rahat yetiştirilir. Diyelim. Şimdi aslında burada hayvanlarınıza soğan, patates yediriyorsunuz. Buradan hayvancılıktan bir tarım yönüne bile geçilebilir. Evet. Yani o zaman soğan yedirebilecek kadar da ucuz mu soğan? Ucuz soğan şu an. Böyle de bir tarafı evet, var yani işin. Soğan çok ucuz bizim burada yani 100 lira. Soğanlar hep depoda kaldı. 100 lira derken? 100 TL. Tonu? Evet. Tonu 100 lira evet. şu anda. Evet. Siz kilosu. Hayır kilosu. O ton da 100'e gelir. He 100'e gelir. Yani. 100'e gelir. Tonu, evet. tonu 100 lira. 100 lira evet. Tonu. Kilosu? 1 lira. 10 kuruş. Evet. 10 kuruş. Evet. Bu da burada. Evet. Eski para olunca biraz evet. karışıyor. Soğan da satılmadığından dolayı soğan da hep depolarda kaldı. Ben de burada soğan yetiştiricilerinden paramla aldım. Hayvanlarıma veriyorum. Peki şimdi hayvancılık dedik ama biraz da o tarafa da girelim. Şimdi evet. biraz böyle tarımı da konuşalım. Evet. Yani bu nasıl bir sistemdir, nasıl bir düzendir? Soğanlar efendim depolarda kalıyor. 10 kuruşa siz alıp işte koyunlarınıza yediriyorsunuz. Evet, evet. Ondan sonra şehirde işte efendim 2 lira 3 lira. Kaç alıyorsunuz evet. biliyorum. Vallahi 2,5 3 lira 4 lira olduğunu ben biliyorum en yani büyük, marketlerde. Cenk Bey, en büyük 10 kuruşa burada koyuna yediriliyor. Evet. Peki bunu niye bağlıyorsunuz? Bu ithala bağlıyorum. Çünkü ihracat olmadığı yerde biz aksine ithal ediyoruz. O zaman ne olur? Çiftçi, köylü perişan durumda oluyor. Özellikle ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın
Başbakanımızdan, Sayın Eşref, Tarım Bakanımız Eşref Hakkıbaba'dan bu koyunculuğa, bu tarıma özellikle ithaldan değil de biz ihraç edecek durumdayız. Destek verilirse. Peki bir şey sorayım. Bir bölgemizde, bir yetiştiricimizle, özellikle küçükbaş yetiştiricimizle konuştuğumuzda dedi ki bizim ülkemizde aslında yeteri kadar hayvan vardır. Evet. Hayvan varlığının olmaması bir yalandır ve bu birilerine bir para kazandırmak için yapılmıştır denilen bir şey dedi. Böyle bir tez attı. Katılıyorum. Sizce de öyle mi? Ben de katılıyorum. Yani hayvan varlığımız yeterli mi ülkede? Türkiye'de hayvan varlığı çoktur ama bazılarının burada menfaati için ithal geliyor. İthal gelince biz arada küçük yetiştirici kaldırmak. Yani bu gide gide ben de bak burada bizim eskiden köyümde 5000 6000 koyun vardı. Şu anda 2000 koyun var. 2500 koyun var. Hı. Bunun 1000'i de sadece benim şahsıma bana ait. Sizde 1000 tane koyun evet, var. Evet. Hı hı. Evet. Biz yapamıyoruz. Bende 200 tane var. Evet. Cemalettin Bey'e geçelim. Evet. Biraz da sizi dinleyelim. Evet. Evet, siz de yapıyorsunuz. Ben de yapıyorum Cenk Bey. Evet, ben de yapıyorum. Ama çok yapamıyorum. Zor. Yapamıyorum. Yapamıyorum ya daha doğrusu yani. Hı hı. Ücel'in böyle bir imkanı var, burada yapabiliyor, bu kadar da var. Benim köyde şimdi gidince görürsünüz. Öyle hiçbir imkanım yok yani. Aslında küçükbaş hayvancılığın yapılabilmesini belirleyen şey ya da miktarını belirleyen şey mera varlığı değil mi? Çok doğru Cenk Bey. Yani çok doğru, tabii. Merası varsa, atıyorum işte binbaşı besleyecek bir mera varsa burada en az 700-800 tane koyun olur. Böyle imkanım şey olsa bu. Ben de 1000 tane koyun yapabilirim. Yani hem kendime hem de yani Türkiye'mize faydası olur yani. Bakanımızdan... Hepimize faydası olur. Durum bu Cenk Bey. Yani çok zor durumdayız mera hususunda. Peki şimdi eskiden Türkiye'nin her bölgesine gittiğimiz zaman şey aynı, hikaye aynı. İşte bu köyde efendim bundan önce 10 bin, 10.500 ne bileyim işte 10 bin civarında bir koyun vardı. Bugün baktığımızda 1000 tane koyun çıkmaz diyorlar. Evet. Peki eskiye baktığımızda o zaman küçükbaşla ilgili mera biraz daha mı fazlaydı? Şimdi Cenk Bey tarlayı biz tarlalarımızın adasa bırakırdık eskiden. Şimdi o imkanımız yok. Hepimiz ekiyoruz. Ben de ekiyorum. Çünkü mazot, gübre meydanda geçinemiyoruz yani. Her sene ekince hayvanın yayılacağı yer kalmıyor Cenk Bey. Siz ekim ne var sizde? Yine tahıl var. Tahıl, arpa, buğday, nohut, mercimek işte. Oradan kazanabiliyor muyuz? Arpa, nerede? Buğday, yani ithal. Orada mercimek de dışarıdan geliyor. Cenk Bey gelirse elimizde kalıyor, zarar ediyoruz. Ya Allah diyor sene. Sene ya olur ya olmaz. Gelmezse bu ithal gelmezse az çok kazansak. Yani sürmeyiz de yani hiç olmazsa yani geçiniriz yani. Ama işte ithal gelince her şeyi bozuyor. Bir de Orhan Bey'e bakalım. Evet, Orhan tamam. Bey ne diyecek? Sağ olun. Orhan Bey siz de küçükbaş hayvancılık yapıyorsunuz. Küçükbaş aynı. Aynı. Sizin ne kadarlık bir sürünüz var? 200. Sizde de 200. Koyunluk var. Burada o zaman en yüksek miktar Yücel Bey'de galiba. Binbaşla. O da başı çekiyor yani. Evet. O da köyünü terk ettiği için. Köyünden çıktığı için burayı beklediği için bu merayı beklediği için. Sizin köyünüz buraya 5-6 kilometre uzakta demiştiniz. Aynı köydeyiz evet. Yani biz, köyde kalan bir insanın 200'ün üzerinde mümkün, hayvan besleme şansı yok. Şansı yok. Yani 300 yapamazsın. Çünkü niye? Meramız yok. Köy etrafında mera yok. Olmadığı için yapamıyoruz. Ancak işte onu yapabiliyoruz. Samanla, yemle. İşte atıyorum soğanla dediğiniz gibi. Besliyoruz. Peki bu soğan yedirme şeyi olayı yeni mi çıktı yoksa böyle bir eskiden beri var mıydı? Eskiden beri yok. Ben çok hani gördüğüm bir şey değil yani. Hayır bu eskiden yoktu. Bu 2 senedir. Aha. 2 senedir. O da ot kısıtlı olduğu için. Yağışlar da olmadı bu sene. Kışımız olmuyor. Kar yağmadı değil mi? Burada da olmadığı için. Kış olmadı. Evet, kar yağmadığı için bu ot şimdi böyle olmaması lazımdı. Peki kar yağdığı senelerde buralar herhalde biraz daha biraz daha farklı oluyor. Biraz daha farklı oluyor. Evet. Yine besler de hayvanları galiba. Evet, köyümüzde işte dediğiniz gibi buğday, arpa, mercimek hiçbir ladas kalmadı. Hiçbir geçişimiz yok. Bir yere gidiyoruz. İşte davarımız otlanamıyor. Tekrar eve dönüş yapıyoruz. Evde kendi imkanlarımızla bakıyoruz. Onda geçinemiyoruz. Fabrikaya mı da kullanıyorsunuz herhalde? Evet. Yani paranız varsa o da. Evet. çuvalı ne kadar oldu şu anda? 75. 75-80 lira yem. Peşin fiyat. Bir de vadeli alırsanız. Vade olursa 100 lira. Of. Ondan sonra geldi bu işten para kazan. Çok zor geçiniyoruz. Bu işi de bırakıp yani böyle olursa bırakacağız yani. Peki bırakıp ne yaparsınız bıraksanız? Cenk Bey bırakırız artık gideriz yani askeri ücretle çalışacağız mecburen.
İnsanları, çünkü yani insanlar aslında buna biraz da mecbur kalıyorlar değil mi? Mecburuz yani. Şehire göç olarak. Evet, çok istiyoruz, çok istekli yapıyoruz ama mera konusunda çok sıkıntımız olduğu için hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Sıkıntı çektiğimiz halde satalım, gidelim askeri ücretle çalışalım. Bir de devletten şimdi kuzumuz yetişiyor. Kuzumuz yetiştiği zaman geliyor. Hemen bir ithal koyuyorlar içeriye. Senin kuzun atıyorum 500 liraysa 300 lira indiriyorlar. Bu hep cepten gidiyor. Köylünün kuzusu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Yine rica döneceğiz. Ederim. Orhan Yücel Bey'e dönelim. Evet. Şimdi çok iyi konuya değindi Orhan arkadaş. Tam o zaman sırası gelmişken ithalat konusuna girelim. Evet. İthalatı küçük baş hayvancıların bakış açısı nasıl? Evet. Hatta siz aynı zamanda da bir işte arpa, buğday, mercimek ürünleri üreten bir çiftçisiniz. Şu anda biz arpayı ithal ediyoruz, buğdayı ithal ediyoruz, nohudu ithal ediyoruz, küçükbaşı ithal ediyoruz, büyükbaşı ithal ediyoruz. Halbuki bizim Türkiye'de şu anda bir Türkiye'yi besleyecek kadar bu imkanlar var. Bu niye olmuyor? Depoda kalıyor. İthal geldi diye ben 9 liraya nohudu aldım, ektim. İthal geldi, nohut düştü 3 liraya. Ne oldu? Elimde kaldı. Ve 3 liraya satacaksın. Zarar ettim, bir daha ekmeyeceğim o zaman. Bu ithal çözüm değil. Çözüm nedir? Çiftçiye destek. Şimdi koyuna 20 lira, İç Anadolu bölgesinde 20 lira küpe diyorlar. Bu 20 lira küpenin desteğinin 5 lirasını tamızlık birliği cabadan alıyor, havadan. Tamızlık birliği ne yapmış? Benim köyüme gelmiş bir yetiştiriciyle dertleşmiş, bir sorununu dinlemiş. Havadan derken 5 lirayı küpe parası olarak alıyor. Küpe parası. Yani kulağını küpe taktığı zaman evet, parayı 5 lira, alıyor. 5 lira ne oldu? Düştü 15'e. 5 lira da bunun sayım zamanı alıyor. Para verirken kesilir içinde, vergi iadesiymiş işte artık ne derece doğru olduğunu biz de bilemiyoruz. Ve bir ıslak projesi yapmıyor. Koçlar'ın Eley köyü var, hiç hayvan yok. Hayvan olmayan köye gitmiş, tamızlık birliği banyo havuzu yapmış. Koyunları yıkamak için. Ama hayvan yok orada. Nerede bu? Bu Koçsar'ın Eley köyünde. Hayır, ben yapmasın demiyorum. Karşı değilim, orayı yapmadı, niye buraya yaptı diye. Peki bunu araştırdınız mı? Bunun altından ne çıktı? Oradaki üyenin oranı olması. Üye arkadaşın orada. Peki şey var mıdır acaba o işin içinde? Hani sadece merak ettiğim için, öğrenmek için soruyorum. Bir asil üye, yedek üye. Asil üye. Yani asil üye olduğundan dolayı o köye yaptırılmış. Ama köyde hayvancılık yok. Koyun olmayan yere bir banyo. Evet, banyo, havuz. Havuz yapılıyor. Benim köyümde 5-6 bin koyun var. Havuz yok. Çok perişanız. Çobanlar bu konuda mal sürü sahipleri, işletme sahipleri ellen eski düzen hani 40 yıl ileride geride yaptığımız gibi şu anda öyle yapıyoruz. Peki köyümüzün ortasında ben yazdım. Büyükşehir'e yazdım. Tarım İl Müdürlüğü'ne yazdım. Tamızlık Birliği'ne yazdım. Hiçbir cevap alamadım. Bu banyo havuzuyla ilgili evet, değil mi? İstediniz. Evet. Bu hayvanların devamlı şey olması için, hastalığı önlemesi için, tesefke olması için bu konuda bayağı sıkıntılıyız. Ben yapsın, Ele köyüne de yapsın, Şanlıkışı'ya da yapsın. Ama ihtiyaç nereyse oraya yapması evet, lazım. Evet, ihtiyaç olan bir köye yapılması gerekir. Ama suyunuz var gördüğüm kadarıyla. Evet, suyumuz da var. Evet, sudan dolayı bir sıkıntımız yok. Bu en azından bu bir şey. Evet, yani bu 300 koyun hikayesi de aynı şeye dönecek. Bu Ele köyünde hayvan olmadığı halde. Şimdi 300 koyuna mı geçtik? Evet, oraya geçelim. Yücel Bey dolu, Bey dolu. Evet, ben Sayın Tarım Bakanımızdan özellikle bu 300 koyun gerçek işletme sahibi, gerçek yapacak şahısların verilmesini istiyorum. Ankara'daki adam, İstanbul'daki adam 300 koyun değil de 3000 koyun da versen gelip koyunculuk yapmaz. Bu keçede yatmaz. Ortopedik yatak dururken gelip de dağın başında bunda yatamaz. Gecenin soğuğunda. Soğuğunda -20 derece benim çocuklarım hayvan güdüyor. Koyun bir sevdadır. Koyun bir aşktır. Koyuna bir aşık olamazsan koyunculuk yapamazsın. Koyunun cumartesi yok, pazarı yok, önünü bilmez, düğününü bilmez. Yani her bütün işini, zamanını buna ayırmak zorundasın. Şunu söylemek lazım aslında. Yani hayvancılığın geneli aslında öyledir de. Evet. Koyunculuk biraz daha yani, aslında sıkıdır. Koyunculuk bir yaşam tarzıdır değil mi? Koyunculuk. Yani bir iş, ne bileyim bir doktorluk, mühendislik, ne bileyim bir işte esnaflık falan gibi değil. Bir yaşam tarzıdır. Tabii, gerçek bir aşktır. Yani sen bu dağı, bu ovayı, bu koyunu sevemezsin, burada koyunculuk yapamazsın. Sevda işidir. Hep sevdadır, bir aşktır. Koyuna aşık olmayan koyunculuk yapamaz. Sen 3000 koyun da versen yapamaz. O para ziyan olur. İki komşu köylerimiz var. Bunlara kooperatif adına koyunculuk verdi. Her bir köye 3000 koyun. Şimdi git M diye bir şey yok. Verilen koyunların hepsi gitti mi? Gitti. Hepsi attı, yediler, gitti. Yücel'in lafını kestim. Yani niye benim amacım... Bir şey söyleyeyim Yücel.
Şimdi daha önce siz de biliyorsunuz yani bir 40-50 koyun bile dağıtıldı. Hı-hı. Bu koyunlar hep satıldı. Yani Yücel daha iyi bilir. Evet. O da geziyor. Devlet buna ama bir koşul getirmedi mi işte? Ya Cenk Bey, inan ki yani şu kadar süre beslenecek diye yanlış hatırlamadım. O şekilde de söylüyorlar, gerçekten de koyunlar hep satıldı. Evet. Yani bir araştırın yani demek kime verdiyse bir bakın, onlarda koyun yoktur gerçekten. Hı-hı. Yani o zaman hayvancılığın devam ettirilmesi için yapılan bir şey devam ettirilmesine faydası olmadı. Olmadı Cenk Bey. Yani 300 verip de ne yapacak? Peki zararı nasıl oldu? Kime oldu zararı? Zararı kim oldu? Halka oldu. Devletime oldu. Sizin gibi yetiştiriciler oldu. Başta devletime oldu. Bu para devletimizin de parası. Benim param değil, devletin parası. Nağda'dan koyunu aldı. 6 ay sonra sattı. Geri gitti Ankara'da. Ne bileyim petrolcülük yaptı, sarrafçılık yaptı. Kimi ticaretle uğraştı. Koyunculuk ne oldu? O para ziyan oldu benim gözümde. Gerçek aktif olan bu koyunculuğu yapacak şahıslara verirse 300 koyunun 2 yılda olur 1000 koyun. Peki kimlere verilmeli? Yani işte 40, 50, 100, 300 evet, fark etmez. Evet. Miktar olarak. Gerçek kariyer. Kimlere verir? Mesela siz ister misiniz? Hayır, ben istemem. Ben istemem diyorsunuz. Biz istemez. Niye? Bana benim istediğim öyle. Ne? Benim istediğim destek ne? Bu 300 koyuna bir çoban hikayesi çıktı. Hı-hı. O zaman benim oğlum da bu şekilde be olursa ben de koyunculuğu bırakacağım. Niye? Diyor ki 300 koyun şehirden gelene devlet sigortasını yatıracak, desteğini verecek. Benim 1000 koyunum var, 3 çoban ediyor. Benim devletin istediğim tek şey çoban hakkı. Çoban parasını sigortası yatırsın, ben 1000 koyunu, 3000 koyun yaparım. Hı hı. Koyuna gerek yok, paraya gerek yok. Aslında başta söylediğimiz yani meram yok ki ben koyun besleyeyim. Evet. Benim zaten meram olsa benim ben oğlum 200'ü zaten 500 yaparım, 1000 yaparım. Tabii. Oğlum üniversite mevzunu şu anda koyun gidiyor. Örnek. Hı hı. Maaşı verilirse daha iyi yapar, daha iyi aşkla yapar. 1000 değil, 2000 yapar belki. Bir sevdana yapar. Ama olmadı mı ne olacak? Şimdi Ankara'dan gelecek, 300 koyun alacak, ona çoban maaşı verilecek. Hı. Benim oğlum da ne yapacak? O zaman diyecek ben bu işi yapmayacağım. Ben 1000 koyunu çöpe atacağım o zaman. Hı. Yapmasa ne yapacağım? Ben 60 yaşından sonra koyunculuk yapacağım. Yani Yücel Bey, o zaman şunu mu söylüyoruz? Mevcut bu üretimin içerisinde bulunan, evet, işte esas çobanlık, destek, evet, esas çobanlık yapan, koyunculuk yapan insanların işte mera sorunu, evet, efendim işte havuz, değil mi? Evet, banyo havuzu, evet, sorunu, havuzu, efendim çobanların hakları, evet, bunları çözmeden işte isterseniz insanlara 300 değil de 3000'er tane koyun. Aslında evet, işin özü bu yani. Bu. Mevcut insanların bir önce bir haklarını, mevcut evet, durumlarını bir geliştirelim. Evet. Önce bu aktif olan, hı-hı, işletme sahiplerini bir canlandırmak. Bunlara bir destek verilirse bu kendi kendini bulur zaten. Hı-hı. Ama sen sıfırdan getireceksin, adam bu işi yapmayacak. Yarın hanımı alışmış Ankara'dan gelir mi koçsa köye? Getiremez. Yani mümkün çocuğunu değil, getiremez. Adam 3 ay dayanacak, ondan sonra satıp ne oldu? Ziyan oldu, para gitti. Ankara bölgesi kalkınmaya girmiyor. Biz bunda çok sıkıntılıyız. Bir de o nokta var. Evet. Şimdi, yani hayvancılıkla ilgili desteklemelerin verilmediği bir bölge mi burası? Aynen öyle. Hayvancılıkla ilgili destekleme evet, yok. Evet, evet. Biz birinci bölgeye bağlı olduğumuz için Çankaya'yla ben burada Çankaya'yla benim ne alakam var? Çankaya'yla mı bir tür? Tabii, Çankaya'yla bir tür. Çankaya'nın geliri gelen bir şahsın, hı-hı, örnek bir dükkanı var, verir 100 bin dolara aylık. Hı-hı. Ben burada koyunla gece gündüz lambasız. Ben 40 yıl geride yaşıyorum bu dağın başında. Doğru. Lamba yok, su yok, elektrik yok, doğru, yol yok. Bu şekil koyunculuk yapıyorum. Hı-hı. Ama bu para kazandığım için değil, sevdiğimden, aşık olduğumdan. Hı-hı. Paranın hiç alakası yok. Para kazanınca kimse koyunculuk yapamaz. Koyunu sevmeden koyunculuk yapılmaz. Peki mesela koyunculuğu bırakıp başka bir iş yapmayı hiç düşündün mü Yücel abi? Ya şimdi şehire gittiğim zaman çoluk çocuğum ziyan olur. Şehirci biz kırsal kesimden gittik mi burjuvaya, hı-hı, ayak uyduramazdık. Hı-hı. Ayak uydurmak için cezaevlerine git, hep kırsal kesimler dolu. Peki şeyden bahsedelim şimdi, Küçükbaş Birliği. Evet. İşte anladığımız kadarıyla hiç memnun değilsin. Memnun değiliz. Niye memnun değiliz? Hiçbir gelip de bir gün gelip de biz bu çiftçilerimiz, bu üreticilerimiz, bu üyelerimiz, bu aktif olan üreticiler ne iş yapıyor? Bunların sıkıntısı ne? Bir küpe yazma zamanı o da parayı alıyorlar. Para vermeden küpe de yazmıyorlar. Hı-hı. Parayı veriyorsun, küpe yazıyorlar. Bir daha ne gelen var ne giden var. 20 lira desteğin ne bir ilaç desteği var. Şap bugün benim 1000 hayvanıma 5 milyar istiyorlar. Özel üretenler. Ha bir de ondan da bahsetmiştik. Evet. Şimdi büyük, evet, küçük başa şap aşısı vurmuyor. Devlet, dediniz, devlet destekli değil. Devlete hiçbir aşıyı destekli değil. Hı-hı. Bütün aşıları biz kendi paramız yapıyoruz. Hı-hı. Tarım Bakanımızın bu açıklaması vardı. Bu işletmelere, küçük başlara, büyük başlara biz parasız, hiç alakası yok şu anda. O veteriner teknikerleri, veteriner hekimlerin, evet, aldığı parayı bir kuruşa düşürmüşlerdi, evet, galiba. Evet, evet.
Ama zaten ilaç parayla olmuyor diyorsun. Olmuyor. Peki bu şap hastalığı biraz bu ithal hayvanlar geldikten sonra arttı mı? Evet bu ankus mankus geldi, doldurdular memlekete. Sizin bölgeye de geldi değil mi? Bu ithal hayvanlar geldi. İthal hayvanlar geldi. Ondan sonra bir artış oldu yani gözle görülür bir şekilde. Gözle göre hep hastasızın. Bekliyor gemilerde, bekliyor 10 gün 15 gün çoğu öyle at denize. Hastalığı da getir. İşletmeler koy, ondan sonra dağılıyor, rüzgardan dağılıyor. O zaman ithal hayvanın gelmesinin böyle bir tarafı var. Evet, yani bizim hayvanlarımızı da hasta ediyor. Her yerde şap gibi hastalıklar. Her yerden bir hayvancılık değil. İthalın her şekli türlüsü zarardır. Yani bir hayvancılık değil. İthal kumaş da alsak zarardır bizim için. Tabii biz yani hayvancılık açısından yani baktığımız yani için söylüyoruz. Evet. İthalın her şeyi zarardır. Ne alır? Arpa zarar, buğday zarar, tahıl zarar, nohudu zarar, kimyonu zarar. İthal hep zarardır. Ne hangi dalda olursa, ne olsun, olursa olsun ekonominin her anlamında. İthal altında alsak yine zarar. Hepsi zarar. Yani. Peki şimdi Yücel abi şeyi soracağım sana. Biz Türkiye'nin yine her yerinde gezdiğimizde bu koyun keçi birlikleriyle ilgili genel bir şikayet var. Evet. Yani hiçbir yetiştiricimizi de ben duymadım ki ya işte onları bizim başımızdan eksik etmesin Allah. Yani. Evet, bunlar da çok iyi çalışıyor dediklerini duymadım. Evet. Bunun sebebi ne peki? Yani sizler seçmiyor musunuz bu insanları? Oyunuzu verip bu insanları işte koyun keçi birliğinin başına getirmiyor seçiyoruz. Musunuz? Benim şahsım adına Koçsar olarak çok mağduruz. Niye mağduruz? Bölge milletvekillerimiz yabancı yerden. Mardin'den, Karadeniz'den, Diyarbakır'dan bana ne gibi fayda sağlayabilir ki? Koçsar bu konuda çok sahipsiz kalmış memleket. Yani bölge insanı olsa daha şimdi benim bölge milletvekilim olsa ben istediğim zaman gidip evini gece 12'de olsa bulabilirim. Yabancı milletvekili benim telefonumu da açmıyorlar. Oy zamanı geldi mi kapı kapı dolaşıyorlar. Oy bittikten sonra da hiç korumaz bir de beni dövmeye kalkıyor. Görüşmek istediğin zaman. Tabii görüşeme ama gerçek bölge milletvekilim olsa köyü bellidir, yakın köyümdür, komşu köyümdür, ilçemdendir. Ne türlü olsa ben gece 12'de olsa köyümün derdini anlatabilirim. Bu da büyük bir sıkıntı Koçsar için. Bu da ayrı bir sıkıntı. Ayrı bir sıkıntı. Yani. Bu Koçsar'ın geçmişinden beri bölge milletvekillerimiz burada yok. Var Koçsarlı, Ali Babacan Koçsarlı ama başka bölgeden milletvekili. Benim kendi bölge milletvekili, kimi Karadenizli, kimi Samsunlu, kimi... Peki bu bir çözüm olur mu? Çözüm olur. Milletvekiliyle mi çözülmeli? Tabii şimdi nasıl bile... Şimdi sesimizi duyurabiliriz. Sesimizi duyurabiliriz. Bölgemin milletvekilini ben her türlü görebilirim. Ama yani o zaman koyun keçi birliği ile ilgili bir olayda, bir seçimde gidip milletvekiline söylemek ne kadar doğru sizce? Yani doğru. Sonuçta bir koyun keçi birliği içerisinde çözülmesi gereken bir şey değil mi bu? Aslında bir de öyle bir şey var yani. Bölge milletvekilinde köylünün sorununu dinlemek, anlamak daha doğrudur. O da anlayabilir yani bölgenin bile bir oy vermişin, bir vekil olmuş, bölgenin sıkıntısı ne? O konuyla ilgilenebilir. Evet o konu ilgilenebilir. Belki çözüm olabilir ama çözüm olmayabilir de. Ama işte o zaman ilgilendiğinde de biliyorsunuz belki takip etmişsinizdir. Antep'ten Ankara'ya yürüyen bir Osman Bey vardı. Osman Türkman. Evet. Bir Antep milletvekilinin bir müdahalesi vardı seçimlere. Evet. Şimdi öyle de bir durum var yani. ben oraya gelmek istiyorum. Evet. Yani demokratik bir kitle örgütü diyelim. Hani şimdi bir örgüt sonuçta işte çobanların, küçükbaş hayvancıların bir örgütü. Evet. Koyun keçi birliği. Evet. Yani hani bir demokratik bir seçim olması açısından milletvekillerinin de çok müdahale olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama ilham gibi koyun değil. Taldan olsun, köyün suyundan, yolundan, köye yapılan yardımlardan kimin bölge milletvekilinin ileriki yani sosyal hayatın tamamını dersek yani orada bir ricamız olabilir. Genel olarak diyorum. Bu köyümün suyu yok şahsım adına. Başkentin. Tabii o zaman ona ricada bulunabilir. Başkentin bir köyünde su yoksa bu ne demektir? Başkentin bir köyü 100 kilometre. Hirfanlı Barajı da bize sıfır. Sıfır derken yakın. Sıfır. Hirfanlı Barajı sıfır köyüme. Kilometre yok. Kilometre yok. Hemen yanınızda. Evet sıfır. Ben bu şekilde suyu yaşıyorum 100 yıldır, 200 yıldır. Hirfanlı'nın suyu Ankara'ya gidiyor, arınıyor, içiliyor. Biz dibindeyiz, suyumuz yok. Sizin köyünüzde su yok mu? Su yok şu anda. Var da yeterli değil. Yeterli değil. Hayır bu kendi çabamızdaki... Köyümüzün suyu da 1969'dan gelme şu anda içilmez raporu var. Sağlıksız. Nasıl hallediyorsunuz içme suyunu? Paranı alıyoruz. Biz şehirde aldığımız gibi aynı, öyle mi? Aynı şaşal damacana. Evet aynı o şekil. Evlerde? Evet. Şu anda nitratı çok yüksek olduğundan dolayı içilmez raporu var. 4 yıldır muhtarım bir çözüm bulamadım. Git çalmadım kapı kalmadı. Devlet suçlarından, genel müdüründen dört. Gitmedim milletvekili kalmak büyük şehire. Evet bir şey yok. Yani o zaman devletin yaptığı hata aslında bir değil iki değil. Yani sizin aslında köyde hala yaşayıp
koyunculuk yapmanız bile bir mucize. Mucize. Gerçekten mucize. Bu mucize ne? Bu sevdadan geliyor. Aşıktan geliyor. Ben koyunu çok seviyorum. Yani bence sizi mesela devletin ödüllendirmesi lazım. Evet. Yani bunca zorluğa rağmen hala bu üretimde olup bizim insanımıza et, süt, işte neyse yün bunları bize karşıladığınız için sizi aslında tebrik etmesi lazım. Aynen öyle. Yani. Ben yine dediğiniz çok doğru bir kelime. Zorumuzdan. Hı-hı. Yani zorumuzdan yıkıla yıkıla kaka kaka bu şekilde bir duruma geldik. Ama artık kemiğe dayandı. Yücel abi aslında şu anlattıklarından şunu da söylemek lazım. İşte koyunculuğu devam ettirebilmek, çiftçiliği devam ettirebilmesi için insanlarımızın işte köydeki yaşantının da gerek su, işte okul, yol gibi bütün hizmetlerinin dört dörtlük sunulması lazım. Evet. Yani başka ki insanlar orada yolum köyün yolu insan gibi yaşayıp hayvancılığında yapsın yani. Sosyal yaşantılar olması gerekir köyde. Hı hı. Köye değer verilmesi lazımdı. Bu bugün değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanından beri köylü milletinin efendisindir. Bunu boşuna söylememiştir. Evet, bunu söylemem boşuna söylememiştir. Hı hı. Ama şu anda köylü herkes hor bakıyor. Köylü deyince sanki taşralı. Hı hı. Gerçi ülkemizde köylü de kalmadı. Evet. Yani artık köyler boşaldı. Boşaldı. Nüfus yaş olarak baktığınız zaman işte 40'lar, 50'ler, 60'lar. Evet. Onun altında kimse yok yani. Hepsi şehirlerde. Zemen oracıktı kule oy oy ate oy oy ate kaçkarın da dilim kate rindan da ne la kimete sarata ker tüjle kate sübezuye sübezuye bare more khat استیا خلق عالم گید زنا من و فادل گرتیا benim bir de istediğim Tarım Bakanımızdan köylerde hayvanı olmayan merasını komşu köylere devredilmesi. Komşu köyleri eski yörükler gibi. Hı. Eski yörüklerimiz çadırı nereye kurarsa o vatan onundur. Hı hı. O memleket onundur. Özellikle buna destek olması lazım. Tarım İl Müdürü'nü, ilçe müdürünü, Sayın Kaymakamımızın ve Tarım Bakanımızın bu konuda göçeber olarak. Koyunculuk göçeberdir. Koyunculuk bugün nereye doyarsa evi orasıdır. Hı hı. Ama biz başka sınırlara geçtiğimiz zaman bizi karakola verirler, kaymakama şikayet ediyorlar, hayvanlar geldi. Ben hayvanı nereye götüreyim? Mera bir köyün değildir. Devletin merası ortada hakkı olması lazım. Mera devletindir, hiç köyün değildir. Hı hı. O sorun da var değil mi? Büyük bir Türkiye'de, sorun. Türkiye'de bu komşu sorun köylerimizde var yani. Sorun yaşıyoruz. Hemen daraldı mı bir telefonlar çıkmış 156'ya bir jandarmayı arıyor, seni rahatsız ettiriyor. Yabanlar koyun da götürmüyorlar. Yani kendisinin kullanmadığı bir merayı da size kullandırmıyor aynı, değil mi? Aynı öyle. Komşu köylerimiz. Şimdi Cenk Bey, komşu köyümüzde bir tek sürü var. Bizde işte sürümüz, 10 sürümüz var. Orada merada ot şöyle. Biz oraya gidemiyoruz. Acıyoruz'da hiç yok. Bu komşu hiç köyümüzde hiç bir tane koyun yok. Bir tane koyun bile yok. Bir tane bile yok. Ama oranın merası uygun. Uygun. Fakat biz oraya gidip kullanamıyoruz. Kullanamıyoruz Cenk Bey. Bu büyük bir sorun. Bu da çok büyük sorun. Çok büyük bir sorun. Buna derhal Tarım Bakanımızın buna bir çözüm bulması lazım. Peki eskiden nasıldı? Eskiden bile değildi. Bu 10 yıldır değişti bile oldu. Şimdi, nasıldı? Eskiden nasıldı? Eskiden komşu köylerin hayvanı bizimkine gelirdi. Bizimki onlar hayvan olduğu halde. Çok hayvan olduğu halde. Olduğu halde. Şu anda o köyde hiç hayvan yok. Oturan şahıs yok. Yani hayvan dursun da insan yok. Niye peki böyle yapıyorlar insanlar? Gübre zamanı geliyor. İlaç zamanı, tahıl zamanı geldi mi hayvanları gördü mü arıyor koruma başkanını, arıyor jandarmayı. Jandarma da bizi rahatsız ediyor. Peki burada devletin yapması gereken şey ne? Devletin yapması gereken nedir? Diyecek ki bu koyunculuk komşu köyün ekil alanlarına zarar vermediği müddetçe mera hepimizindir. Herkesin ortaktır. Tabii ortaktır. Gerçek budur. Mera kuruyup gidiyor. Evet. Buna bir çare bulunması lazım. Peki o dediğiniz mesela mera, köyün merası buraya ne kadar uzaklıkta? 1 kilometre. 1 kilometre uzaklıktaki meraya gidemiyorsunuz. Evet. Burada hayvanlarınıza soğan yediriyorsunuz. Aynı öyle. Aynı öyle. Ne kadar aslında acı bir şey yani. Gitti mi hemen köylü ne yapıyor? Birisi görüyor. Hemen arıyor ilçe jandarmayı. Jandarma ne yapsın? Görevde şikayet olduğundan dolayı. Hı-hı. Ne olur sen oraya bir daha gitmek istemiyorsun. Çünkü sorun yaşamak istemiyorsun. Hı-hı. Şimdi biber çıkmış. WhatsApp çıkmış. Yalandan bir ihbar. Peki muhtar olarak size soralım. Kanuni olarak da böyle bir hakları var değil mi muhtarların? O var, köylerin, var, köy sakinliğinin. Var. Sokmama hakkı var yani. Tabii illaki vardı ama şu anda çıkan yasalar değişiyor. Fıkralar değişiyor. Mera konusu benim bildiğim kadarıyla devletindir.
Mera kimsenin babasının malı değildir. Otlakiyeler, otlak, meralar evet. Değil mi? Bunu nedir? Zarar vermediği şekilde, zarar vermediği müddetçe otlaklar, abi tabii bunu kaymakam beyin de bilgisi olması lazım. Jandarmanın da bilgisi olması lazım. Koruma başkanı da bilgisi olması lazım. Buna bir çözüm bulmalılar. Meras hayvanı olmayan, hayvan olan köyde gitmezsin. Orada bir konaklama varsa da normalde komşu komşu rahatsız etmez. Ama hayvanı yok, ot çürüyecek. Mera kime bağlı? Tarım bağlı. Tarım Bakanlığı'na bağlı. Sen de bağlısın Tarım Bakanlığı'na, ben de Tarım Bakanlığı'na bağlıyım. Burada büyük sıkıntılarımız var. Peki bu kadar sıkıntıyı çözmek için aslında oluşturulmuş koyun keçi birliği. Neden bu şeyler, sorunlar işte? Evet, ben onu demek istiyorum. Aslında kuruluş amacı budur. Yani nedir işte, kuruluş amacında yazar işte. Koyun keçi yetiştiricilerinin dayanışması. Evet. Onların çıkarlarını koruması. Şimdi, falan filan böyle. Evet, evet. Gölbaşında, niye hiç değinmez bunlar? Evet, değinmiyor. Gölbaşındaki şahıs 70 lira alır koyun başı destek. Benim buradaki köylüm, vatandaşım 20 lira alır. Onu da geri onunu ilaçmış bilmem buymuş gidiyor. Kali 10 lira. Ama Gölbaşı'ndaki şahıslara ıslak projesi çıkarıyorlar. Gölbaşı, burası Mernos değil, burası Hakkaraman'ın yeri. Bu bölge Mernos bölgesi burası değil. Burası Karaman coğrafyası. Evet. Tabii. Burada diyor ki Mernos yap, sana destek verelim. Mernos hep ölecek. Burada olmaz, dayanamaz burada. Ot yok ki, nasıl? Evet, burada dayanamaz. Karaman buraya uyumlu. Evet. Bölgesi Ege'dir. Bursa Marmara'dır. Marmara'dır. O tarafa doğru orada dayanıklı. Ot bol, yağışı bol. Burak kırsal. Burak ancak Akkaraman dayanır. Sivas koyun, Kankal dayanır. Başka koyun dayanamaz. Başka bir ırk yaşayamaz. Sizde bir tek Kankal şey var. Karaman var değil evet, mi? Karaman var. Yaşayamaz ki ömrü. Büyük bir sıkıntı bunlar. Bir de bu ilçe tarımların aktif olması lazım. Bu tamızlı birilere hiç gerek yok. İlçe tarımda 15 kişi çalışıyor, devletin maaşını alıyor. Peki bazı yetiştiricilerimizin söylediği gibi bunu söylüyor musunuz? Yani bugün diyor işte koyun keçi birliği kapansa evet. Hiçbir şey de olmaz çok rahatız, diyor. Çok rahat oluruz. Biz daha rahatlarız evet. Diyor. Doğru mudur? O siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Evet, bu koyun keçi birliği koyun, olmasa daha evet, iyi olur. Bu koyun keçi birliği geldiğinden beri ilçe tarım çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Koyun keçi birliğiyle bağlanıyorsun. Ama ilçe tarımla daha önce biz çocukken gelip şap yaparlardı, aşı yaparlardı. Hiç parasız, ücretsiz. Hiç köyden gitmezlerdi. O zaman devlet vardı. Tabii yani. Devlet vardı. Şu anda şahıs özelleştiği için. Peki devletle çiftçinin bağı kopuk mudur? Kopuktur tabii. Şu anda kopuk. Siz geldiniz, sizi gördük. Başka hiç kimseyi görmedim. Evet. Bir halinizi, hatırınızı evet. Soran. Vallahi hiçbir hal hatır soran yok. Olması. Bir moral yok, bir destek yok. En güzel şey maddi yoksa manevi olsun hiç olmasa. Maddi aramıyoruz. Yani yağmasan da gülme evet, diyorsun. Evet, evet. Yani bir elini vursa biz yürüyeceğiz, evet. Koşacağız yani Cenk Bey. Yani bizim çiftçimiz de bize böyle bir kanaatkar değil mi? Böyle bir gerçekten. Hani gerçekten bir nasıl diyelim omuzunu gerçekten, işte bir vurup sırtını sıvazlayıp tabii, sen yiğitsin aslansın evet, dese bile evet. Bizim insanımız bu bile yetiyor yani. Yeter bize. Bizim tabii. Yaptığımız bu hayvancının tek bir nedeni var. Toprağımızı, memleketimizi sevdiğimizden. Köyümüzden kopmamak için. Yoksa hep zarar. Hayvancılık küçük başta olsa zarar, büyük başta zarar. Süt. Toprağına sahip çıkan aslında tek şey bizim toplumumuzda kesim çiftçiler. Çiftçi aslında. Evet. Kimse toprağına sahip evet, çıkmıyor. Evet, ben bu toprağımın, bu depeyi Amerika'ya değişmem. Örnek. Benim buradaki aldığım bu oksijen, bu hava, memleketim. Evet, memleketim bir yere değişmem. O yüzden yoksa ben de satarım koyunumu giderim. Ankara'da, İstanbul'da yaparım başka bir şey. Yapmasını bilmiyorum. Ki 1000 tane koyun da ciddi rakam evet, aslında bakarsanız. Evet, bugün 1,5 trilyona ne türlü iş yapabilirim örnek. 1,5 milyona gidip koyup cebe gidip Ankara'da evet. Bir... Ben de gider Antalya'da... Betonlar evet, içerisinde evet, yaşayabilirsin Antalya'da, yani. Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da yaşarım. Ama bırakmıyorum bu toprağımı, köyümü çok seviyorum. Bu yüzden devlet büyüklerimiz de köylerimize sahip çıksın. Sahip çıkalım. Bu da nasıl olur? Destek ne olur? Destek de olur. Almakla olmaz, vermek ne olur? Peki... Yücel abi son sözlerini alalım. Evet. İstersen Orhan Bey'den başlayalım evet. Son sözü. En sonunda seninle bitirelim. Ne deriz en son olarak? En son olarak destek istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Meramızda. Peki desteği böyle biraz daha açalım. Yani hani destek deyince altını doldurmak lazım. Evet. Destek nasıl destek? İşte atıyorum bu meramızı ekilmesini, otlatmasını. Yani, bir kere bir mera ıslahı diyelim mi? Islah. Mera evet. Islahı ve küçük mera ıslahı ve küçükbaş hayvancılık küçükbaş için özellikle meraların bütün küçükbaş hayvancılara açık olması diyelim mi? Diyelim yani evet. Bugün Türkiye'nin neresine gidersek gidelim
gerek işte devlet görevlileri tarafından, bürokrasi tarafından mahkemeye verilen, sözün özü o. Evet, Cenk mahkemelerde sürünen yani. Efendim evet. İşte çiftçiler, evet. Küçükbaş hayvancılar, böyle artık yapmamaya yemin etmiş insanlar var yani. Bir kere bu insanları rahat bırakalım. Bunu bir kere söyleyelim değil mi? Meralar, evet. Meralar küçük başındır. Evet, çok doğru. Önce küçük başındır, evet. Sonra varsa büyük başındır. Büyük başındır, evet. Meralar küçük başındır ve küçük baş hayvancılığa kullandırtılsın. Bir kere bunu söyleyelim. Çok yani. Doğru. Evet. Bir kere mutlaka bunu söyleyelim. Evet. Mera varsa küçük baş var. Evet. Koyun var, keçi var. Evet. Evet. Mera olmadan küçük baş olmaz. Küçük baş olmaz. Evet. Ne diyebiliriz başka? Desteklemelerin altını doldurmak adına söylüyorum yani. 20 lira destek olacağına. Yani, şimdi geleceğiz size Yücel Bey. Evet, işte muhtarımızın dediği gibi yani desteklemesi biraz fazla olması lazım, hı-hı, ki bizi de kurtarsın. Kuzularımız işte yetiştiriyoruz. Kuzunun yarısı gidiyor. Hı-hı. Yeme gidiyor, desteğe gidiyor, öbür tarafa gidiyor. Bize yetmiyor. Hı-hı. Bu halde olursa biz... Bir kere dişi koyunu, evet, elde tutmak lazım. Evet. Değil mi? Yani bu ülkenin et sorununu, hayvancılığı, evet, çözmek için anaç koyunu elde tutmak lazım. Evet. Onu da elde tutabilmenin tek yolu devletin maddi destek vermesi, evet, lazım. Evet. Bir kere bunu da söylemek, evet, lazım. Peki o zaman Cemalettin Bey'e de geçelim. Çok teşekkür ederiz. Cenk Bey çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim size ve ekibinize. İşte bu mera sorunu mesela komşu köylerin malı olmayan, biz gidip de otlatabilirsek çok rahat ederiz. Yani, hı-hı, bir zararımız olursa mislisiyle ödemeye hazırız. Hı-hı. 10 misli lazım. Bizim... Birinin tarlasına, bağına, bahçesine yani zararı da ödemeye hazırız diyorsunuz. Birse 10 alsın bizden. Niye bir sıkıntıya düşelim ki? Yani orada ot çürüyeceğine. Hı-hı. Biz niye burada sıkıntıya orada düşelim? Orada otlar çürüyor mu? Çürüyor gerçekten. Tabii. Yani gerçekten gözünüzün önünde çürüyorlar, tabii, değil mi? Niye biz Türkiye'li değil miyiz? Biz ayrı bir milletten, bizim malcılık yaptığımızdan dolayı. Niye biz de buralıyız? Biz vatanımızı seviyoruz. Zaten bu iş sevgi işi. Hayvanımızı seviyoruz. İşimizde gücümüz. Sabah 6, gece 12. Yani herhangi bir yere 7-24 gidip... Yani. 7-24. Dedik ya işte Bey. Bu bir yaşam tarzı yani. Evet. Niye yani milletimiz niye 50 milyon et yesin ki? Biz de çok üretelim. O da onlar da 30 milyon yesin et. Bugün, 20 milyon yesin. Bugün hatta bir radyoda dinledim. Bir haberlerde. Sanıyorum İstanbul'da ya da Türkiye'nin, evet, bir yerinde. Evet. Kuzu pirzola 70 liraya çıkmış. Niye, 70 lira mı 75 lira niye, o civara çıkmış. Niye çoluk çocuk hatta yemesin ki? Hatta 100 liraya bulması bekleniyor bunun. Cenk yani. Bey niye çoluk çocuk yemesin ki? Biz fazla yapalım, onlar da ucuz yesin. Aha. Niye yemesin yani? Yani bu dünya gelip geçici, yani biz yani kaç yaşına kadar yaşayacağız? Biz üretelim, onlar da yesin. Hı hı. Ondan sonra bir de çoban Cenk Bey. Hı hı. Biz çoban bulamıyoruz. Bu işi yapan yok. Onlar çok pahalı, 3000 lira. Hatta Tunceli'de galiba bir 6000 liraya, yanlış hatırlamıyorsam, çoban aranıyormuş, yani, bulunmuyormuş. Ankara, sizde aynı sorun var mı? Cenk Bey. Siz ne kadar veriyorsunuz? 3000? 3000? 2500, 3000. 3000, evet. 3000 lira veriyorsunuz, evet, ama gelip yapan yok. Yok yok Cenk Bey. Ankara'dan gelen birisi yapar mı? Gelsin bu havada, yemesi içmesi bize ait. Bir de dışarıdan koyundan gelince ayağa kalkıyoruz, su elimizde, havlu elimizde. Hı hı. Koyundan geldiği için öyle hizmet, tabii, ediyoruz. Sigara içiyorsa sigarasını, telefonu, yemesi içmesi, değil mi? Bu şartlarda yapıyoruz Cenk Bey. Peki Cemalettin Bey, şöyle de bir nokta var aslında. Güzel bir noktaya değindiniz. Yani Ankara'dan gelen bir insan ya da İstanbul'dan, büyük şehirden, evet, gelen Cenk bir insan Bey, buraya uyum sağlayıp şu değneği eline alıp şu koyunları güdemez. İşte 3000 hatta bir laf vardır yani, evet, 10 tane koyun versem güdemezsin derler. Evet, evet. Hakikaten zordur çok, yani. Çok bu koyunları istediğiniz yere yönlendirmek de çok zordur. Sevgi iş Cenk Peki Bey o zaman yani. Şimdi bu işi yapan insanlar, küçüklükten gelen ve bu işi yapan insanlar bu işi bırakıp gittiğinde aslında müthiş bir kitap da çöpe atılmış oluyor değil, aynen, mi? Gerçekten. Deneyim, bir efendim ne diyelim artık, bir hayat tarzı, tecrübe. Bunların hepsini aslında çöpe atmış oluyor. Gerçekten öyle. Sonradan bunun yerine koyabilecek mümkün bir şeyimiz yani. Yok. Yok, geri getiremezsin bunu. Sonradan mümkün değil, geri getiremezsin. Ya bu insanlar bırakıp gittiğinde bu küçük başı işte diyorlar ya şimdi 300 tane koyun. 1000 tane koyun verip işte bilmem aylıkta 10.000 lira maaş vererek bile insanları bulamayacaklar. Bulamazsın, durduramazsın. Bunu yapamaz yani, mümkün değil. Bir de böyle bir tarafı var yani. Tabii çok yani, özü bu yani. Hı-hı. İşin özü bu Cenk Bey. Çok teşekkür ederim. Rica size ederim. De ekibinize de. Biz teşekkür ederiz. Allah razı ederiz. Olsun yani, buraya kadar geldiniz. Çok yani. Sağ olun. Evet Yücel Bey, en son olarak ne, evet, söylüyoruz? Evet, evet. Ben şahsım adına devlet büyüklerinden köye dönüş değil de köyde yaşama destek versinler. Yaşayanlara. Hı-hı. Dönüş diye bir şey yok zaten. Çok güzel, evet. Evet. Yani o zaman köye, evet, dönüş projesi değil de, evet, köyde yaşam projesi. Evet, benim kendi şahsım adına. Köyde yaşam, evet, projesi. Köyde çok yaşam proje. Olur. Evet, köyde yaşam projesi ne olur? Destek ne olur? Hı-hı. Köyde yaşayana. Sen şehirdekine de, köy yapmasına gelmez. Çocuğu gelmez, hanımı gelmez, kızı gelmez, oğlu gelmez. Getiremezsin. Ama köyde yaşayanı da göndermeyelim.
devlet büyüklerinden istediğim bu. Bir de bu destek konusu. En az bir koyunun 100-150 lira desteği olması lazım. Ben elimde tutması evet, için bunun belki 200 liraya da gitmesi çobana lazım. 3 milyar TL veriyorum maaş gelmiyor ama devlet verirse sigortası var diye 1500'e de gelir. Sigorta için. Sigorta için. Çocuğum emekli olacak. Ben işte ilaçtan faydalanacağım. Ben aylık gelecek üçte... kaygısı olmaz. Evet, evet. Sonuçta emekli tamam. olurum diye şu anda 3 lira veriyor, 3 ay sonra çıkarıyorsun. Bu büyük bir sorun. Çobanın en büyük sıkıntısı budur. Çobanın. Evet. Evet. Başta Tarım Bakanımız aktif koyun sürü sahiplerine 200-300 koyuna bir çoban hakkı verecek. En büyük destek budur. Hatta şöyle de bir şey söyleniyor. İlk çıktığında hatırlıyorsunuz 500'dü. Evet. Sonra bu 500'ün çok olduğu evet. zaten sizin gibi yetiştiriciler evet. tarafından evet. dile getirildi. Bakanlık burada geri adım geri, attı 300'e evet. düşürdü. Evet. Bunun hatta 150'ye düşürülmesi gerektiğini de söylüyor. O da olabilir. O da olabilir. Çünkü 150 olursa biraz daha gayret edip bunu 200'e evet. 250'ye evet. çıkartabilir. Evet. Evet. Bir sürü veriyor devlet. Ha. Hazır 300. O zaman bu 300 sınırı da fazladır. Evet. Fazla. Evet. Yani Türkiye'nin tamam. gerçeklerine uymuyor. Uymuyor. Evet. Burada gerçek yaşam şartlarına uymuyor. Benim 3 çobanım de maaşını Tarım Bakanı tarafından karşılanırsa ben koyunu 1 yılda 3000 yaparım. Hiç sıkıntı yok. Çoban da bulunması kolay olur. Oğlumla evlenmesi de kolay olur. Niye? Oğlum çobanım yoksa oğlum gider. Bu arada oğlunuz bekar mı? Evliler örnek yani. Ben bunu genel olarak. Yani ben Türkiye adına konuşmak istiyorum. Genel olarak. Tabii şahsıma. Herkesin da. Evladı. Evet benim şimdi konuştuklarım bu şimdiye kadar hiç şahsıma bir şey istedi mi? Doğru. Doğru evet. Ben Türkiye'nin Türkiye geneli için konuşmak genel için konuşuyorum. Türkiye genelinde ithalın çözümü çoban yardımıdır. O zaman ithal işimiz kalmaz. Çobanla işimiz kalmaz. Çok teşekkür ediyorum Cenk Bey bize bu şans. Son bir şey daha soracağım. Şimdi hep destek diyoruz ya. Şimdi şehirde yaşayan insanlar bir köy hayatını bilmezler. Evet. İşte etin nereden geldiğini bilmezler. Evet. Yani eti iştahla yerler, pahalı derler ama evet. burada nasıl işte zahmetle yetiştiğini, bu etin nerelerden geldiğini bilmezler. Biz de böyle bir destek falan deyince de ya bu köylüler de çiftçiler de biraz fazla oluyor. Hazır ama. Yine... Yani nereye destek istiyorlar evet. da diyebilirler. Peki, hatta şunu da söyleyeyim. Şimdi hep diyoruz ya işte ithalat yapılmasın. İthalata ayrılan rakamlar hep işte çiftçiye nakdi olarak hatta verilsin. Evet diyoruz. Evet evet. Yani işte 100 lira dedik ya 100 evet. lira verilmesin de 300 verilsin. Evet. Peki şimdi... bu açıdan da el alırsak şehirdeki insanların bu bakış açısı. Bu 300 liranın fazla şimdi olduğunu bunu, düşünen insanlar. Bunu yaratan ne söylemek isteriz onlara? Bunu yaratan bu bir kayıp mıdır evet, yani? Bu kayıp de bunu yaratan şehirdeki insanlar yaratıyor. Hı-hı. Nasıl yaratıyor? Etin benden çıkışı 30 lira. Büyük üreticiden. 70 lira kim yapıyor bunu? Aracı. Reyona et nereye reyona varmışsa o reyondaki şahıslar yapıyor. Aracılar. Hı-hı. Domatesin kilosu Antalya'da 100 lira. Ankara hala geliyor 1500 lira. Manava gidiyor 5 lira. Bunu ben mi yapıyorum? Köylü mü yapıyor? Bütün köylü olmasa şehirde yaşanmaz. Şehirler başta köylülerin kıymetini bilmesi lazım. Köylü olmasa ne yiyecek şehirde? Betonları mı yiyecek? Başka bir ne yapacak? Üretim olmasa yani her ben bunu genel olarak söylüyorum. Köylü yaşam projesi yapılması lazım. Köye dönüş değil de kimse gelmez. Hiç giden mümkün değil. O zaman buradan nerede bakanlığa, diyeyim? O zaman buradan bakanlığa seslen Yücel abi sayın, de ki Sayın Tarım Bakanım benim özellikle köye dönüş değil de köye yaşam projesi istiyorum. Siz de bu kırsal kesimden gelmezsiniz, Urfa'dan gelmezsiniz, fakirliğin ne olduğunu bilirsiniz, çobanlığın ne olduğunu bilirsiniz. Size güveniyoruz. İnşallah bu konuda köye yaşam projesi açarsınız. Saygılarımla Ulusal TV'ye teşekkür ederim bu şansı verdiği için. Cenk Bey size de ayrı teşekkür ederim. Bugünün bence bu programın en güzel mesajı şuydu. Köye dönüş projesinden öte köyde yaşam projesi yapmalı dedi Yücel Bey. Ve tabii ki yine küçükbaş hayvancılara hem mera olsun hem işte diğer efendim banyo havuzu gibi konularda olsun, köye su getirilmesi konusunda olsun mutlaka destek verilmesi gerektiğini bir kere daha buradan ortaya koyduk. Başka bir programda, başka bir bölgemizde bir arada olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İzniniz tarlada, yüzünüz harmanda, gözünüz ulusal kanalda olsun.